Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları. Hani şu halka arz furyası bitti. Artık halka arzlardan para kazanılmaz. Halka arzlara girmeyin. Ebebek'te yaptıklarını diğer halka arzlarda da yapacaklar gibi açıklamalar geliyor ya. Özellikle sosyal medyada halka arz furyasının borsanın yükselişinin gerilemesiyle beraber duracağı söyleniyor ya. Arkadaşlar, milyonlarca yatırımcıya ulaşmışız. Bu milyonlarca yatırımcının zaten yarısı halka arzlar için gelmiş. Küçük yatırımcı. Yani 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lirayla katılan yatırımcılar. Bu halka arzların bireysele dağıtım olmaya devam ettiği sürece bence yükselişler kaçınılmaz. Ha, 10 tavan olmaz da 4 tavan olur, 5 tavan olur, 6 tavan olur. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bu hafta özellikle İzdemir Enerji bizi çok şaşırtmıştı. EBB'in erken tavan bozması bizi çok şaşırtmıştı. Son dağıtım yapılan Adra GYO, biliyorsunuz dün akşam canlı yayında sizlerle paylaşmıştık. 34 lot bizim hesabımıza da yansımış arkadaşlar, 770 TL. Peki Adra GYO'nun tavan tablosu nasıl olacak? Şimdi daha 10 gün öncesine kadar İzdemir Enerji, Ofisyem, Tatlıpınar Enerji, Enerya gibi hisselerin, Baydöner gibi hisselerin, hani daha bu hafta bile tavan serisine devam etti bu hisseler. Bu hisselerin 12, 13, 14 tavan, 11 tavan, 10 tavan gittiğini düşünürsek Adra GEO, özellikle GEO sektöründe olduğu için paylaşmak da istedim. Hani daha önce söylemiştim size GEO sektörünü, inşaat sektörünü pek sevmediğimi. Adra GEO kaç tavan gidecek? Kaç tavan giderse bize ne kadar para kazandıracak? Bakın 770 TL düştü kişi başı. Biz ne demiştik? Çarşamba gününden itibaren dedik ki yani aslında 500 TL yeter ama hani yedek akçeniz varsa üçüne de 1000'er TL atın demiştik. Hudson gemiye, Reeder teknolojiye ve Adra GEO'ya. Yani 1000'er TL atın nasıl olsa iade olacak demiştik. Gerçekten de birçok kişi yorumlarda da yazmış. Teşekkür ediyorlar. Beni duyup 1000'er TL atmışlar. Yani çoğu kişi de 500 lira, 400 lira, 600 TL atmışlar. Üstüne alamamışlar. Yani beni dinleyip 1000'er TL atanlar, yani nasıl olsa boşta duran bir paranız varsa, yedek akçeniz varsa niye 1000'er TL atmıyorsunuz ki arkadaşlar? Unutturmayın da hatırlatın bana, bir sonraki halka arz dağıtımlarında artık 2000 TL diyelim. Ne olur ne olmaz. Yani madem halka arz furyası bitiyor, madem katılımlar azalacak, 2000 TL atarız, değil mi? Neyse, 770 TL para yatırdık Adra GEO'ya. Hani demiştik ya 7. günden sonra 2'ye katlıyor. Aynen de öyle oluyor arkadaşlar. 7. gün 729 TL karımız oluyor. 1499 TL oluyor paramız. Şimdi ben ne yapacağım? Ben Adra GEO'yu kısa, orta, uzun vade elimde tutmam arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse yatırım tavsiyesi değil ama yani ben de tahminen tavandaki lot miktarlarına bakarım. Yani 6. gün, 5. gün, 7. gün tavanda milyonlarca lot alış emri devam ediyorsa biraz daha bekleyebilirim. Ama tahminim 6. gün, 7. gün, 8. gün tavanlar bozacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunlar tahmin. Bakın önümüzde bir kanıt yok. Tahmin, tahmine göre konuşuyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. 10 gün tavan giderse Adra GEO 770 TL'ye 1200 TL para bırakıyor arkadaşlar. Kötü mü? 4-5 tane hesaptan katılanları düşünsenize. Yani ben katılmıyorum şahsen. Hanımımın da yatırım hesabı var. Ama onun yerine halka arzlara girmiyorum. Ben tek bir taneye giriyorum kendi hesabımdan. O da sırf takip olsun diye. Tabii ki karımızı alıp uzun vade hisselerimizin üzerine koyuyoruz. Ama yani öyle diğer çoluğumuzun, çocuğumuzun, annemizin, babamızın, hanımımızın da hesabından girip aslında aylık belki de mutfak masrafını çıkanlar vardır. Belki de arabasının mazot parasını çıkartanlar vardır. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Olur. Ama bu furya her zaman böyle gitmeyecek arkadaşlar. Mutlaka bunun da bir durağı olacak. Seçimlerden önce nasıl hatırlayın. Katılım evimdi sanırım. Yine Green Türk Tarım. Yine o restoran vardı. Bunlar arz fiyatının altına sarktılar. Hatırlayın. O zaman da herkes dedi ki vay efendim halka arz furyası bitmiş de bundan sonra kimseye para yedirmezler de şöyle de böyle de. Yani 2-3 halka arz güzel para kazandırıyor. 1-2 halka arz da
arz fiyatının altına sarkıp bekletiyor. Yani o zaman da bekleyenler şimdi kazandı. Kazanmadı değil. Ama işte kol kesmek durumunda olanlar, ne bileyim, düştü diye hemen bozdurmak, satmak durumunda olanlar da oldu. Olmadı değil. Yani velhasıl kelam Adra Geyo'nun halk arzından 770 TL dağıtım oldu. Bakalım bu dağıtımdan sonra kaç tavan gidecek? Kaç tavan sonra tavandaki milyonlarca lot alış emirleri azalacak? Belki de 3. 4. gün alım fırsatı verecek. Katılır mıyız alım fırsatına? Ya da 3. gün, 4. gün tavanı için alım emri verir miyiz? Vermeyiz. Yani ben GEO sektörü için bunu yapmam. Ha, İzdemir Enerji'de yaptım. E-Bebek'te yaptım. Ama GEO sektöründe bunu yapmam arkadaşlar. Burada da açık açık söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki siz beğeniyorsanız buyurun. Kimsenin elini tutmayız. Ama bu hafta Hatsan Gemi İnşa, Reader Teknoloji, bunların da halka arzlarının talep sonuçları geldikten sonra aslında net olarak karar vereceğiz. Hangisini elimizde tutarız, hangisinin üzerine ekleme yaparız, hangisinde tavan serisini bekleriz ya da önce bozarız. Bunları yine sizlerle burada sohbet ortamında konuşuruz. Hatta belki bir canlı yayın yaparız. Canlı yayınlar gerçekten güzel oluyor. Karşılıklı iletişim halinde. Niye olmasın arkadaşlar? Adra Geyo, anlaşılan o ki herkes 400 lira 500 lira dağıtım bekliyordu. Ne yazık ki o kadar olmadı. Daha fazla oldu. Bunda da herkese aynı lot düşmedi. 500 lira yatırım yapanlar, işte örnek veriyorum, 34 lot değil de 28-27 lot alabildiler. 770 TL'den fazla başvuruda bulunanlar, onlar güzel bir dağıtım aldılar. Peki son halk arzlarımızdaki durum ne? Son halk arzlarımızdan önce özellikle İzdemir Enerji'nin şu son performansı, bu haftaki cuma günkü performansı gayet güzeldi arkadaşlar. Şöyle bir videomuza bakalım. Evet. Gıpta tavan serisine devam ediyor. Gayet güzel. Tarkim tavan serisine devam ediyor. Dördüncü tavanını yapmış. Şöyle işaretleyelim. Gayet güzel. E-Bebek tavan serisini bozdu. Yedinci işlem gününde yedinci tavanına ne yazık ki göremedi arkadaşlar. Tavan serisini bozdu ama bakalım izleyeceğiz. Pazartesi günü, salı günü ne olacak? Nasıl bir geri dönüş olacak? Aman ha, bakın kaç defa söyledim. Şakayla karışık konuşuyoruz ama yani Ebebek mağazalarının önüne gidip de vay efendim sen tavan bozdun. Vay efendim ben senin yatırımcının, ben senin patronunum gibilerinden. Aman ha arkadaşlar, yani şaka. Şaka bir yere kadar. Enerji tavan oldu. Gayet güzel. Tabii ki bayağı bir tarihi zirvesinden aşağı geldi. Yarıya kadar düştü halka arz fiyatının. Üstündeki tarihi zirvenin yarısına kadar düştü. Baydöner tavan oldu. Bizi şaşırttı. Gayet güzel. Tatlıpınar Enerji tavan oldu. Gayet güzel. Bizi şaşırttı. Tatlıpınar Enerji'de de sanırım bir bilançoda sıkıntılar vardı. Bayağı bir yorum gelmişti bize. Ama bence iyiye gidecek diye düşünüyorum. Ve Ofisyen. O da tavan oldu bu hafta. Ama bu tavanlar bence hani böyle yatırımcının BIST 100 endeksinin Perşembe gününden itibaren, Çarşamba Perşembe gününden itibaren aşağıya vurmalarından, o ayı tuzağından sonra küçük yatırımcının hani eski büyük hisselere gitmektense yeni halka arzlara, özellikle enerji hisselerine gitmeyi yeğlemesi kötü değil. Bence gayet güzel. Bakalım bu hafta ne olacak arkadaşlar. Adra Geyon'un tavan serisi bizce güzel seyredecek. Yani en kötü bir 5-6 tavan bekliyorum. En kötü. Ama 7-8-9'u da görebiliriz. Tabii ki gidişata göre, tavandaki milyon lotlara göre buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. İyi hafta sonları.